Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün sarma saracağız. Çok güzel ya. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, bu taş varsa ne yapılır? Bu taş varsa sarma sarılır. Bu taş sarılan sarmanın tencerenin üstüne kapatılır. O sarma fokur 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 kaynar. Sonra afiyetle götürürsün. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından öpüyoruz. Bugün sarma saracağız. Sarma saracağız ama böyle hazır sarma değil. Hazır sarma değil. Neden? Efendim gördüğünüz üzere Anamgil'in kendi elleriyle topladığı bağımızdan güzel yapraklarım var. O asmayı yıllar yıllar önce ekmiştik. İşte bugün semeresini görüyoruz. Bakın bunlar tazeydi. Bunun gibiydi. Güzel tuzlu suda haşladım bunu. Bu şekilde getirdim. Bugün Kanki Canbaz sizlere kıymalı harika bir sarma yapacağız. Sarma yapabilmek için ne lazım? Harç lazım. Harç. Harcımızı öncelikle küçük küçük doğradığımız olmazsa olmazımız gördüğünüz üzere soğanımız var. Bugün itiraf ediyorum sevgili Yasko doğradı soğanları. Sen de çok iri iri doğruyorsun. Sararken de patlatırsın yaprakları. Onun için de bir müsaade edersen ben kesmek istiyorum dedi. Bu hakkı ona tanıdım. Şimdi arkadaşlar bir baş soğanımız var. Onu güzel doğradık. Güzel hazır. Şimdi buna neler koyacağız? Şöyle 150 gram 200 gram kadar harika böyle orta yağlı. Çok yağlı değil ama orta yağlı, yağsız da değil. Kıymamız var. Bu kıymamızı kullanacağız. Şöyle gördüğünüz üzere harika güzel bir biber salçam var. Şöyle yarım su bardağı, bakmayın bu bardak küçük. Yarım su bardağı güzel pirincim var. Efendime söyleyeyim. Maydanozum var. Az sonra onu doğramakla başlayacağım. Ve özellikle az önce söylemiştim. Bunlar çok önemli. Bunları sarmamızın altına koymazsak, şu canım sapları koymazsak sarmalarımız yapışır. Sarmalarımızın birinci ve ikinci katı helak olur gider. Helak olur gider. Bir de bunun aroması hafif de su koyacağımız için ne yapıyor? Bu ekşiliği, o sarmanın kendine has dokusunu ağırlıklı olarak bu veriyor. Hatta küçükken biz bunun uçlarını böyle kopartıp tıkır tıkır yerdik. Dedikten sonra soğanı zaten Yasko doğradı. Ben bu soğana önce şu kıymamı bir göndereyim arkadaşlar. Kıyma yerini buldu. Kıyma yerini buldu. Gel çocuğum sen şöyle. Alayım ben küçük şöyle bıçağımı şöyle. Maydanozu şekleşemale göre ayarlayacağız. Ortalama hani şöyle derler ya. Gözümüzün kestiği kadar, içimizin sindiği kadar ne yapacağız? Maydanozumuzu şöyle güzelce hazırlayacağız. Efendim şöyle küçük küçük keseceğiz. Onların da küçük küçük olması lazım. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bir de yandan çarklı yapacağım ona. Yandan çarklı yapınca bunlar küçücük küçücük olacak arkadaşlar. Endişeye mal yok. Eyvah elimi kesiyordum. Bu aralar nazara mı geliyoruz nedir? Efendim şimdi şöyle güzel güzel harika bir şekilde şunları küçültmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunların böyle incecik incecik olmasını istiyorum. Güzel güzel. Evet şöyle tık 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 tık. Yaptıktan sonra evet şöyle biraz daha hatta. Kıt 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 sesi geliyor zaten doğrandığına dair. Efendime söyleyeyim. Hadi bir daha yapalım. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle yaptıktan sonra bence yeterli. Çok fazla teferruata gerek yok. Neka teferruat o kadar problem bence. Neka teferruat o kadar problem. Gönlünüzden geçtiği gibi şıkır şıkır. Neden? Çünkü yemek sevgiyle yapılır. Yemeğe sevginizi katmazsanız o yemek lezzetsiz olur. Diye öpücükler gönderiyorum. Seni seviyorum. Beni mahcup etme. Çok güzel olacak. Harika olacak diye ara sıra yemeğinizle aynı çiçeğinizi sever gibi muhabbet etmeniz lazım. Şimdi bu da geldi. Bu da geldi. Bence bu kadar yeter. Daha fazlası zarar. Koymayalım ama olur ya. Lazım olur deyip şu
Şunu şöyle kenarda saklayalım. Şimdi ben, evet ben, şöyle güzel gördüğünüz üzere harika pirincim var. Pirincimi de bocaladım. Pirinci de bocaladıktan sonra şimdi salçamı katmadan önce şurada bir aşkla, sevgiyle küçük bir muhabbet yapacağım. Şöyle yani bunu diyeceğim ki sen az sonra, evet az sonra güzel karışacaksın. Onun için onu bir karışıma hazırlayayım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş pirinçleri de işin içine dahil ederek önce şöyle bir hazırlayayım. Efendime söyleyeyim. Tabi buna ne gelecek? Biraz sonra biraz ayçiçek yağı gelecek. Ama öncesinde ben onu ne yapıyorum? Hazırlıyorum. Karışım olmasına, soğanlarımın, pirinçlerimin, maydanozlarımın birbiriyle haşır neşir olmasına ne yapıyorum? Hazırlık yapıyorum. Dedikten sonra şöyle güzel çevirdim, evirdim. Birazcık ne yapacağım? Bereket ayçiçek yağım var. Şöyle güzelce yeterli. Dedikten sonra şimdi salçamı katabilirim. Evet, şimdi salçamı katıyorum. Salçamın da yarısını katayım. Böyle yarısını kattıktan, hatta hepsini katayım ya. Biraz böyle ne diyelim, rengi böyle bıkır bıkır olsun. Bir de yani kolay mı? Antep'ten geldi bu salça yani. Rıfat abimin hanımı yaptı. Yani bu salça öyle böyle salça değil yani. Para versek bulamayız bunu. Eyvallah. Dedikten sonra şimdi burada ne devreye girecek? Burada tuz, karabiber devreye girecek. Tuz ve karabiber. Tuz ve karabiberimizi ekelemeden, evet şöyle bir karışım daha yaptık. Sen de dur şurada. Hemen aldım tuzumu. Hop. Tuzumu gönderdim. Şimdi sıra karabiberde. Hadi bakalım şu karabiberin de ayranına biraz oynayalım. Şimdi ne yapacağız? Uğuşalacağız. Böyle sarmalayacağız, uğuşalacağız. Bilmem anlatabildim mi ama ne yapacağım? Böyle direkt uğuşalamayacağım. Yiyeceğim bir ortam yaratmak adına böyle bir tane pudrasız, tamamen yemek için, yemek karışımları için, yemekte kullanmak üzere özel olarak uzay teknolojisiyle elde edilmiş bu canım eldivenleri kullanarak ne yapıyorum? Şöyle güzelce başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle soğanlarımı, pirinçlerimi, hepsini şöyle bir önce böyle bir yapayım. Şöyle bir hepsini birbirine karıştırıyorum abi. Haydi bakalım şöyle. Şöyle. Bunu güzel uğuşalamam lazım. Güzel uğuşalamazsak olmaz. Bunun güzel uğuşalanmış olması lazım. Dedik. Tamam, şöyle artık başlıyorum böyle. Şöyle uğuşalamaya. Hadi bakalım. Biraz daha büyük bir kapta yapsaymışız sanki elim daha iyi olacakmış gibi ama her neyse, biraz uğraşsak da bunu burada güzel karıştıracağız arkadaşlar. Böyle kademe kademe. Şöyle. Kademe kademe ben halledeceğim onu. Eyvallah. Şuralara düştü azıcık. Endişeye mal yok. Hadi şimdi aynı işlemi şuraya yapalım. Şöyle. Şöyle. Hem salçamız da bulansın. Öyle yapıyorum. Böyle içine. Evet. İyice karıştırmam lazım. Soğanları böyle hepsi bir arada olmamalı. Her tarafta hem soğan olmalı, hem pirinç olmalı, hem de salçam kıymama nüfuz etmeli. Dediğim artık o dediğim şekle şemale geldi. Evet, şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle. Şöyle. Efendime söyleyeyim. Böyle aldım. Şimdi ne yapacağız? İşin püf noktasına geldik. Gördüğünüz üzere harcımız hazır. O burada dursun. Şimdi tenceremi alacağım. Şöyle.
tenceremin altına söylediğim gibi ne yaptık? Dedik ki haşladığımız sarmalarımızın yapraklarının ne yaptık? Şu kısımları yok mu? Bakın şu kısımları, sapları. O saplarını ayırdık değil mi? Onlarla sarmayacağız. Onları buraya biriktirdik. Bunu böyle döşeyeceğiz abi. Tabanına döşeyeceğiz bunu. Ben şimdi bunu göstereceğim. Sevgili Hakan'a da. Şimdi ne yapacağım? Burada böyle yırtık pırtık, hani biraz damarlı yapraklar var. İşimizi garantiye alalım. Onları da şöyle koyalım şuralara. Onlar da gelsin. Yerlerini alsınlar. Böyle. Böyle. Bir de şuradan bir tane ben şuraya ayırmıştım. Onu da alayım. Şöyle. Şöyle sarmalarımızı saracağız. Saracağız. Burada güzelce ne yapacağız? Böyle güzel sırayla oluşturacağız. Güzel bir sistem yaratacağız. Ve sarmalarımızı sarmaya başlıyoruz. Ben şimdi Hakan abiye bir janjan yapayım. Olay ne dedik olay? Olay şu. Güzel. Şu kısmı aldık. Ne yaptık? İçine attık. Efendime söyleyeyim. Sarmalarımızı. Şimdi herkesin bir sarma metodu var. Yani. Herkesin hani niye öyle sarıyorsun, niye böyle sarıyorsun? Ama biz bol kıymalı bir etli sarma yaptığımız için ne yapacağız arkadaşlar? Sıkı saracağız bir, küçük saracağız iki. Yani onun böyle lokmalık olması lazım. Uzun uzun böyle zeytinyağlı sarma gibi değil. Lokmalık olması lazım. Güzel sarımsaklı yoğurt böyle tak bandır. Bir kere de götüreceksin. Yani. Şekil bu. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım şöyle şuradan fazla değil. Tam ortasına ne yaptık? Hazırladığımız harcımızdan malzememizi koyduk. Şimdi dedim ya herkesin bir sarma şekli var. Mesela biz dün akşam Yasemin'e biraz sardık. Yasemin bana birkaç tüyo verdi. Ben mesela şimdi ona göre sarıyorum. Şöyle yaptım. Ondan sonra şöyle yaptım. Bakın. Bir de buradan böyle yaptım. Sıkı sıkı. Sıkı sıkı olacak ama bak. Kural bu. Sıkı sıkı. Ondan sonra ne yapıyorum şimdi şuradan şöyle. Böyle elimle şuradan tutarak. Böyle sıkı sıkı. Böyle yuvarlaya 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 yuvarlaya. De. Olay budur. Bak. Olay budur. De be. Görsen de bak. Bak. Çok güzel oldu be. Bak. Bir de dizerken ne yapacağız? Hakan abi gel abi. Burası çok önemli Hakan abi bak. Şimdi bu sardığımız en son kısım var ya şurası. Bak şurası. Görüyorsun Hakan abi. Bak burayı kapattıktan sonra dizerken burayı üste getirmeyeceğiz. Burayı alta getireceğiz. Neden? Patlayıp sızlama olmasın çünkü yukarıda daha fazla kat var. Böyle yuvarlak yuvarlak şeklimizi oluşturmaya başlayacağız. Şimdi ben fıtı fıtı yapacağım. Yasemin de bana yardım edecek. Bayağı uzun sürer. Beraber biz bu canım ne yapacağız? Tenceremizi etli sarmalarımızla dolduracağız. Hadi bakalım. Şimdi çalışma zamanı. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Bol bol çalışıyoruz. Güzelce çalışıyoruz. Ve sarmalarımızı sarıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi herkesin bir sarma metodu var. Ben bu şekilde sarıyorum. Böyle sıkı sıkı oluyor. Bu da beni mutlu ediyor. Bakın. Olay budur. Böyle. Küçük küçük olacak. Devam. Hadi bakalım. Ver müziği Doğan. Ver müziği çalışıyoruz. Ne lazım? Buna biraz ruh lazım. Ayıklarken ne yaptık? Bu sapları ayıklarken böyle ayırdık. Onları da şöyle yine üstte ne dedik? O bir ekşilik veriyor. Böyle. Bir de laf olsun. Millet demesin. Aa kapatmadı sarmayı diye. Şunu da koyalım üstüne. Çünkü böyle açtığın zaman böyle bir gözükmesi lazım onun. Ha kimileri zeytinyağlı sarmadan limon koyuyor. Biz etli yaptığımız için limon koymamıza gerek yok. Şimdi olay tamam. Benim şurada suyum var. Ben şu suyu alacağım. Bakın şöyle. Şunun içine bocalayacağım. Ne oluyor cambaz derseniz ne yapacağım? Şöyle biraz da bereket ayçiçek yağından parıl parıl parlamasını istiyorum. Parıl parıl parlamasını istiyorum. Neyin? Dolmalarımın dostlar arkadaşlar. Zeytinyağlı dolmalarımızın nasıl
böyle uzun uzun diri diri olmasını istiyorsak, bunda da kural suyunun böyle yağlı olması lazım. Güzelce, evet, bunu da böyle ne yapacağım? Tencereme cumburlu Mustafa yapacağım. Hadi bakalım. Böyle yavaş yavaş kenarda. Şunlar da ziyan olmasın. 2-3 parça kıyma kalmış, o kapana verdik. Dedikten sonra alet hazır. Taş burada. Bunu buraya koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kapağımızı kapattık. Aleti harmandalı çalıştırıyorum. Şöyle ısıtım altını. Şimdi o kısık ateşte fışır fışır kaynayacak. Biz de kapağımızı açtığımızda oradan ilk en ortaya koyduğumuz dolmamızı şöyle uzatacağız sevgili Hakan abiye. İlk tadımı o yapacak. Yemeğimiz pişiyor. Tekrar buluşuyoruz. Bu bir yemeğin de daha hemen diyebilirim ki sonuna geldik gibi. Ama iyi geldik. Güzel oldu. Keyifli oldu. Asma. Yüzünü sakın asma. Çorba meski burgaz. Kanki canbaz. İşlem tamam. Suyunu çekti. Güzelce istediğim kıvama geldi. Etli sarmam dostlar arkadaşlar. Şimdi maharet bunu buradan almakta. Şöyle altını daha fazla böyle en alt sıra yanmasın. Ne yapacağım? Şu kaynanamın gönderdiği sarma taşını alacağım. Şöyle. Uf, çok sıcak. Hakan abi bir gel ya. Bir gel şu hali gör. Şöyle. Ay, evet. Tamam. Sen şurada dur çok sıcaksın. Heh. Artık yapacak bir şey yok. Hakan abi gelir misin abi? Şekil budur. Manzara budur. Bak suyumuz da burada. Şöyle göstereyim. Of, çok güzel. Harika. Dilediğimiz, arzuladığımız pırıl pırıl ney? Etli sarmamız hazır. Şimdi ne dedik? Tam şu ortadakini Hakan abiye vereceğiz dedik. Efendime söyleyeyim. İlk tadımı o yapacak dedik. Yalnız Hakan abi çok sıcak. Dikkat edeceksin. Benden söylemesi. Acaba alabilecek misin? İlk önce gel bakalım şöyle. Gel insanlık gör. Bak. Gel insanlık gör. Al bakayım eline. Alabilecek misin? Of. Göster. Uf, hemen attı ağzına. Bre. Bir de yandı bir de. Of. Afiyet şeker olsun. Gençler. Bir yemeğimizin daha sonuna geldik. Bugün etli sarma yaptık. Yalnız pırıl pırıl böyle. Pırıl pırıl oldu. Mükemmel oldu. Şimdi burada yoğurdumuz. Ben burada yoğurtla tatmayacağım ama biz her yemeğin sonunda çok güzel fotoğraflar çekiyoruz. Hatta tavsiye ediyorum o fotoğrafları da böyle yemeğin sonunda muhakkak takip edin. Yemeğimizin bitmiş son halini gösteren harika fotoğraflar var. Onları da izleyin diye bir dost nasihatı. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpme zamanı geldi. Ben de sabırsızlanıyorum. Çok güzel kokular geliyor. Böyle ekşi kokular geliyor. Şimdi kanki cambaz ne yapıyor? Şuradan fındıklardan bir tanesini alıyor. Fındık. Şuraya bırakıyor. Şuradan bir tane babuçka alıyor. Onu da bırakıyor. Bir de büyük alayım. Bir tane de büyük alayım. Hah, bak. Abi diri diri oldu böyle. Dırıl dırıl. Dedikten sonra Onur Market'e sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler, hürmetler. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından bir kez daha öpelim. Dolmamızı götürelim. Çok güzel ya. İşte bunun kötü yanı ne biliyor musunuz?
dedikodu yapıp sarıyorsunuz, gıybet yapıp sarıyorsunuz, uğraşıyorsunuz saatlerce. Zaten bu pişmiş mi, olmuş mu derken ilk sıra gidiyor abi. Onun için daha fazla muhabbeti uzatmayalım. Bu sıra bitecek gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Ben yaptım, siz haydi haydi yaparsınız. Deneyin, yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Kanki Cambaz, etli sarma. Bir sonraki yemekte ne yapacağımız hiç belli olmaz. Bizi takip etmeye devam edin, beğenin. Onur Market'e selam, sevgi, saygı, hürmet. Hoşça kalın, kriyatma, fala. Vallahi harika.